Arkadaşlar herkese merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz yine yanımda da görmüş olduğunuz gibi bir oyuncu koltuğu incelemesiyle sizlerle birlikteyiz biliyorsunuz ki arkadaşlar ben sizin abinizim 36 yaşındayım 90'ları görmüş bir abiniz olarak 95'ten beri bilgisayar sektörü içerisindeyim yani çok küçük yaşlarda başladım bu sektöre ve uzun yıllardır bilgisayar sektörü içerisindeyim lafı fazla uzatmayayım xdrive benim yıllardır merak ettiğim markalardan bir tanesiydi kendim alıp deneme fırsatım olmadı youtube'dan öncesinde maddi çok el vermiyordu. YouTube sonrasında da zaten sponsorlu işlerle falan ofisimizde yeterince oyuncu koltuğu olduğu için alıp deneme fırsatı bulamamıştık. X-Drive bize dönüş sağladı ve affiliate bir video çekelim dedi. Okey dedik. Sitelerine girdik. Bildiğiniz gibi ben normalde kilo oluyorum arkadaşlar. Yani normal şartlarda kilom 105. Tabi bundan 2 gün öncesinde 106 ve üzeriydi. Karaciğer yağlanması, şeker başlangıcı falan çıkınca doktor diyet verdi. 3-4 günden beri diyet listesine uyuyorum. Ve hafiften böyle bir göbeğimizde yumuşamı oldu. Kilomuzda da düşüş var. Ama bu koltuk bana geleli yaklaşık nereden baksanız 10-15 gün civarında oldu. storiesinde de atmıştım. Bunu ofisin teras katına çıkartmak gerçekten beni çok zorladı arkadaşlar. Şu anda da hatta az önce alt kattan terasa çıkarttım. Gerçekten bayağı bir zorlandım, terledim. Ses gelmesin diye terasın pencerelerini de kapattım. Şu an kanter için içindeyim. Bir de şimdi bunu kuracağız arkadaşlar. Videoya ilk defa X-Drive alan bir müşteri gibi arkadaşlar. ilerleyeceğim yani normalde affiliate video olarak değil. Değil. tamamen X-Drive markasını ilk defa gören masum köylü gibi giriş yapacağım. Ufo gören masum köylü. Koçum benim. Öncelikle şunu şöyle bir masamın üstüne devireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kocaman bir kutuyla geliyor. Bu önümdeki model Atak modeli arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. Öncelikle bir bitimizi getirelim. Bir kutu açılışı yapalım. Bakalım içerisinde neler var? Evet yani arkadaşlar, bitimizi aldık. Hemen şöyle bir hızlıca kutu açılışına geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak içerisinden Gördüğünüz gibi metal bir bacağımız çıkıyor. Evet ikinci olarak şöyle sırtlık kısmım çıktı arkadaşlar. Videoda renkler tam görünmüyor diye ışık tonunu bir tık açtım. Burada bir kafa yastığı var. Kumaş malzemeden yapılmış gayet güzel. Sırt dayama kısmı da kumaş. Bel desteği de kumaş. Gördüğünüz gibi X-Drive logoları var. Kenar kısımlar arkadaşlar deriden oluşuyor. Şu yan tarafları deriden oluşuyor. Arka tarafında bir X-Drive logosu var. Bu kısım tamamen deriden oluşuyor. Şimdi sırtlık kısmını da şuraya bir dayayayım. Böyle poşete koyalım da kirlenmesin. Şöyle bir altlık kısmı çıktı. Sırtlık kısmı ağır değil de oturak kısmı bayağı ağır arkadaşlar. Evet, oturak kısmını da çıkarttık arkadaşlar. Bel kısmındaki aynı kumaş malzeme kullanılmış. Yine bel kısmındaki gibi kenar kısımları deriden yapılmış. Normalde oyuncu koltuklarında bildiğiniz gibi şu kol kısımları da ayrı geliyor. Montaj kısmında siz ekliyordunuz. Burada direkt eklemişler. Bu güzel olmuş. Kurulumda bana kolaylık sağlar. Evet, içinde de tabii ki amatörümüz, kurulum malzemelerimiz, Şu kutumuzu bir atalım. Evet kutumu açtım. Şu masamı şöyle daha net görebilmeniz için bir tık yükselteceğim. Kutunun içerisinde arkadaşlar koltuğun kenar kısımlarına taktığımız plastikler var. 2, 4, 5 tane içinde tekerlek var. Şu tarafa koyalım. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane amatisör çıktı arkadaşlar. Bunu da kenara koyalım. Şöyle şu şekilde bir amatisörü tozdan korumak için plastik var. Şöyle şu şekilde bir alt mekanizmamız çıktı arkadaşlar. Tek kollu mekanizma. Şu kısımda yay kısmı bulunuyor. Bunu böyle çevirdiğiniz zaman hareketleri yumuşatıp sertleştirebiliyorsunuz. Şu kısımdan da koltuğu büyük olasılıkla aşağı indirip kaldırabiliyorsunuz. Büyük olasılıkla kitleme var mı? Kitleme mekanizmasını göremedim. Koltuğu kurduğumda bakacağım. Bunu da şöyle indireyim. Poşetler, başka bir şey kutunun içerisinde gördüğünüz gibi yok. Atalım. Evet bir tane kurulum kılavuzu çıktı içerisinden. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi koltuğu nasıl kuracağımızı anlatan ve x modelinin ürünlerini gösteren bir reklam broşürü gibi bir broşür. Buna benim çok ihtiyacım yok. Çünkü Türkiye'de en fazla oyuncu koltuğu kuran YouTube kanallarından bir tanesiyim. Artık mekanizmalara otomatikman aşina oldum. Kurulumu çok hızlandırmadan size de anlatmaya çalışacağım. Koltuk aldığınızda sonuçta kurulu bir şekilde gelmeyecek. Ve oyuncu koltuğu aldığınızda problemler yaşayabilirsiniz. Bil zaman kendiniz kurmanız biraz zorlaşıyor. Şimdi ilk etapta metal malzemeden bir ayaklığım var. Bunu böyle masaya yatırıyorum. Hemen ilk etapta tekerleklerimi arkadaşlar masama boşaltıyorum. Daha sonra tekerlekleri buradaki örümcek bacağın altında delikler var. Onlara geçiriyorum. Tabi bunları takabilmeniz için biraz bastırmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi tekerlekleri taktım ve masamın üzerine koydum. İkinci hamlem arkadaşlar amatör. Amatörü buraya lak diye çaktım. Sonra arkadaşlar amatörü şöyle bir plan plastik var bu plastik şöyle geçirip bastırıyorum doğru düzgün görünsün diye. Ve şu anda alt kısımla çok bir işim kalmadı. Gördüğünüz gibi alt kısmı kurdum kenara indiriyorum. Şimdi bir dahaki hamleyi alt kısımda yapacağım arkadaşlar oturak kısmımızda. Oturak kısmımızı ters çevirdiğimiz zaman burada alyanlar var. Ön tarafı neresi? Arka tarafı neresi? Bunu görmemiz gerekiyor. Böyle bir yanlık çıkmıştı arkadaşlar hatırlarsınız. Şöyle dökmeden içerisinde iki tane alyan var farklı boyutlarda. Bir tanesi kalın bir tanesi ince. Kalın olan alt kısma giriyor denedim. Hemen buradaki vidaları şöyle elimle söküyorum Evet 4 tane vidamı söktüm ve alt mekanizmam arkadaşlar Bunu şu sıkma bölümü vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu sıkma bölümünü ön tarafa gelecek şekilde vida deliklerine denk getiriyorum Bu arada koltuğumuzun ön kısmı gördüğünüz gibi şurada logolu kısım Buradaki sıkma alanı ön kısma gelecek her zaman Vida deliklerini getiriyorum ve 4 tane vidamı hemen sıkıp alt mekanizmamı monte ediyorum Evet arkadaşlar 4 vidamı da taktım fakat yapmam gereken bir de bunları sıkıştırmak çünkü vidaların tamamı neredeyse koltuğun alt kısmında. Bu sırada sıkıştırırsanız sıkıştırdınız, sıkıştıramazsanız çevirdiğiniz zaman koltuğun altına yatmak durumunda kalırsınız. Bu da biraz zor. Bu vidaları ne kadar sert sıkarsanız arkadaşlar koltuğunuz o kadar oynamaz, o kadar gıcırtı ve ses yapmaz. Şöyle bir kol kısımlarında ben bir vidalarını kontrol ediyorum. Tam sıkılmış mı, sıkılmamış mı diye. Evet arkadaşlar alt mekanizmamı da yerleştirdim. Şu an az önce hazırladığımız örümcek bacak vardı arkadaşlar. Bunu böyle getirip ters bir şekilde buraya oturtuyorum. Evet gördüğünüz gibi hazır. Tabi şöyle bir bastırıyorum arkadaşlar çünkü üzerinde ağırlık vermediğim için bu tam oturmamış olabilir. Bunu çevireceğim şimdi düşmesin diye. Şöyle bir bastırdım. Bir de elimle tutuyorum. Ve evet gördüğünüz gibi koltuğumuz hazır diyemiyoruz. Tabi sırtlık kısmı yok. Ama koltuğumuzun kurulumunun büyük bir bölümü bitti. Şimdi sadece yapmamız gereken sırtlık kısmını takmak. Hemen şuradaki süngerini çıkartalım. Koltuğun sırt kısmını getirdim. Böyle rahat monte etmek için masamı indiriyorum. Sırt kısmı getirip arkadaşlar bu kısma ayarlayacağım. Fakat üzerinde vidalar olduğunu görüyorum. Hemen buradayken vidalarını bir sökelim. Kurulum vidalarının tamamını üzerinde göndermişler. Yan vidalar da üzerinde. Evet arkadaşlar üstündeki vidaları söktüm. Hemen bu yan kısımlarında kollar var. O kolları buraya denk getiriyorum. Şurada gördüğünüz yerler arkadaşlar. Vida deliklerini getirip hemen biraz önce söktüğümüz vidaları üzerine takacağız. Evet arkadaşlar bu yandaki vida yerlerini de sıktım. Benim için biraz zor oldu ayarlaması ama sonunda başardım. Bunları tam böyle bir sıkıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi gevşeme falan yapmaması için bu vidaların tam sıkılması kesinlikle ama kesinlikle önemli. Evet gördüğünüz gibi bu vidaları da sıktım. Şimdi tek yapmam gereken arkadaşlar şurada ince alyanı kullanmam gereken tek nokta arkadaşlar. Burada bir vida var. Bunları sökeceğim. Bir de aynı vidadan şu alt kısımda var. Bunu da kendim sökeceğim. Daha sonra da arkadaşlar burada mekanizma var. Gördüğünüz gibi kol var. Kolun mekanizması bulunuyor. Elimiz sıkışmaması için böyle plastikler var. Bunları getirip buraya takacağım. Daha sonra da arkadaşlar arkadaşlar bu içinden çıkan vidayla böyle şuradan sıkıyorum. Yine içerisinden çıkan bu plastikler var arkadaşlar. Bunları hemen getirip buraya takıyorum. Yeri var zaten çıt. O zaman çıt oturuyor. Az önce sıktığım vidayı tekrar buradaki vida yerine takıyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da yapmam gerekiyor. Ve arkadaşlar içerisinden küçük şöyle siyah tıpalar çıkıyor. Burada vida giriş yerlerini şöyle bir mobilya usulü kapatıyoruz. Yani çirkin görünmemesi bağlamında. Ve arkadaşlar koltuğumuzu kurduk. Kenarlarında gördüğünüz gibi beyaz süngerler var. Bunları böyle çıkartıyoruz. Kartı söküyorum ve artık X Drive'ım gördüğünüz gibi kuruluma hazır. Hadi bunu bir aşağı indirelim. İnşallah düşmez alt tarafı. Evet, ilk oturuş, ilk hissiyat. Alt tarafı çok yumuşak ya. Çok güzel. Biraz benim böyle eğimli ofis bu tarafa doğru kayıyor. Arkadaşlar ben bu koltuğu şöyle 3-5 gün bir deneyimleyip test edip ondan sonra videoya devam ediyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar, koltukla bir 3 gün geçirdikten sonra tekrardan sizlerleyim. Bazı ürünleri size anlatabilmemiz için öncelikle bizim deneyimlememiz gerekiyor. Ama bu oyuncu koltuğu videosu diğer koltuk videolarıma nazaran biraz daha böyle eğitici, öğretici olmasını istedim. O yüzden arkadaşlar kurulum kısmını da sizlere anlattım. Piyasada satılan zaten %80 oyuncu koltuklarının mekanizması bu şekilde olduğu için siz de bir oyuncu koltuğu aldığınızda kurulum esnasında bu videodan faydalanabilirsiniz. Şimdi gelelim X-Drive'ın atağını incelemeye arkadaşlar. 3 günlük tecrübelerimi sizlerle elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle ergonomik tasarlanmış oyuncu koltuklarından bir tanesi X-Drive atak. Manyetik başlık teknolojisi ile birlikte geliyor. Nedir bu manyetik başlık teknolojisi? Bildiğiniz gibi eski oyuncu koltuklarında şurada bir başlık kısmı vardı arkadaşlar ve genelde böyle arka etçirtçitli cırt oluyordu, klipsli oluyordu. Ama artık gövde içerisine böyle metal aksamlar yerleştirerek ve başla mıknatıs ekleyerek arkadaşlar buradaki başlığın arkadaşlar bu kısma yapışmasını sağlıyor. Bu sayede de arkadaşlar siz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Böyle bıraktığınız zaman gördüğünüz gibi yapışıyor, orada kalıyor. Strike bu başlığı öyle güzel bir yere konumlandırmış ki benim boyum ortalama 1.63 kilomdu arkadaşlar Bugün tartıldım 104.4'üm Her geçen gün düşüyorum arkadaşlar Öyle güzel tasarlamış ki Direkt oturduğum zaman Boyun kısmımı hedef alıyor Ve direkt beni rahat bir oturuş pozisyonuna sokuyor Şu anda koltuk bana göre yüksek Ayaklarım tam yere basmıyor Şöyle şu şekilde Hemen mekanizma da hatırlarsanız Kurarken bir mandal vardı O mandala bastığımızda arkadaşlar Böyle indirebiliyoruz Ve ben normalde kısa bir insanım Ayaklarım en düşük pozisyonda Direkt yere basmıyor Asabiliyor. Ve koltuğun X-Drive yazan ön kısmı var hatırlarsanız arkadaşlar. Orayı çok güzel eğimli bir şekilde tasarlamışlar. Ayakların tam 90 dereceyle yere basıyor. Bu sayede rahat bir oturuş pozisyonu alabiliyorum koltukta. Yine böyle koltuğun çok yüksek olmamasının bir avantajı var arkadaşlar. Böyle bir masa kullanıyorsanız bazı koltuklar yüksek kalabiliyor. Ve bu kolçaklar arkadaşlar masanın şu kenarlarına değmemesi için indirmek durumunda kalıyorsunuz. Bazı oyuncu koltuklarının kolçakları gerçekten çok yüksek oluyor ama bunu öyle bir tasarlayabilirsiniz. Sallamışlar ki koltuk kendinize göre boyunuza göre indirdiğiniz takdirde hemen geldim bakın gördüğünüz gibi buradaki kolçak hemen masanın altına giriyor. Herhangi bir şekilde takılma yapmıyor ve bu daha buradaki kolların arkadaşlar yüksek hali. Yani bunu bastırdığım zaman daha da aşağı indirebiliyorum. Geri tekrardan kaldırdığım zaman arkadaşlar tam benim kol hizama göre oluyor. Ve güzel bir oturuş pozisyonu alıyorum. x markasında 3D kolçak teknolojisi var. Bunu bazı koltuk firmaları kullanıyor. Bazıları bazı modellerinde kullanmıyor gördüğünüz gibi kolçaklar içeri doğru açılabiliyor. Aynı zamanda kolçakları böyle bu şekilde geri çektiğiniz zaman zaten sesi duyuyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ileri geri yapabiliyorsunuz. Yine yan taraftaki mandallar vasıtasıyla kolçakları kendinize göre indirip kaldırabiliyorsunuz. Kademeli olarak bu arada. Yani şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç kademe yukarı kalkabiliyor. Hatta bir kademe daha var. Dört kademe yukarı kalkabiliyor. Oyuncu koltuğunda dört klas amatör kullanmışlar. Bu da arkadaşlar benim gibi 103 kilo bir insanı çok rahatlık taşıyor. Benim böyle basen kısımları tabii ki kilodan dolayı biraz geniş oturduğum zaman beni herhangi bir şekilde sıkıştırmıyor. Bazı oyuncu koltuklarında şu kenar kısımlar arkadaşlar bayağı bir içe doğru geliyor. Normalde kavrama sağlıyor. Bunda herhangi bir şekilde kavrama yok ama rahatlık bakımından beni herhangi bir şekilde olmaması rahatsız etmedi. Kurulun başında da gördüğünüz gibi metal bir bacağı var. Bazı markalar plastik, sert plastik kullanıyor ama X-Try bu noktada metal kullanmış. Alttaki tekerleri gayet dayanıklı arkadaşlar. Yani şu anda zemin mermer ve gördüğünüz gibi kayarken herhangi bir şekilde herhangi bir pürüz hissiyatı, herhangi bir takılma hissiyatı olmuyor. Hatta benim ofis arkadaşlar teras olduğu için su gitsin diye hafif bir eğimli yapmışlar. Yani normalde bazen bıraktığım zaman gördüğünüz gibi aşağı doğru kayabiliyorum. Koltuğun bir esneme özelliği var arkadaşlar. Yani misafir atıyorum şöyle bir hafif bir yatırayım bakın böyle gördüğünüz gibi arkaya istediğiniz gibi esneyebiliyorsunuz. Fakat arkadaşlar kolunda normalde o indirip kaldırdığımız kolda böyle bir mekanizma olur. Onu ileri sürdüğünüz zaman mesela ben bu noktada kalmak istersem eğer bu noktada kalabilirim. O özelliği maalesef koymamışlar. Ya da koymuşlarsa da ben kolu maalesef ileri doğru geri yaptığım zaman herhangi bir şekilde içeri geri çıkmıyor. Yani bir kilit mekanizması göremedim kolda. Bu özellik benim gerçekten bu koltukta aradığım bir özellik oldu. Yani ayak kısımlarımı da şu şekilde kaldırsaydı havaya benim için 10 numara olacaktı. Ama zaten bu koltuk 160 derece yatabiliyor. Yani şöyle genel anlamda baktığınız zaman şöyle 135 dinlenme Şöyle o çok yattı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı yere kadar da yatıyor. Herhangi bir şekilde düşme hissiyatı falan yaşatmıyor ama ben bu koltuk inceleme videolarında böyle bir şey yaptığım zaman geri tekrar nasıl doğrulacağımı kestiremiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi belli bir göbek ve kilom var arkadaşlar. Evet bak bundan kolay kalktım. İnşallah kamera orada bir netleme bozması yapmamıştı. Koltuk normalde 160 dereceye kadar yatıyor diyor sitesinde ama ben 160'tan daha fazla yattım. Çünkü arkadaşlar şu videodaki bahsettiğimiz esneme olayı vardı ya o esneme olayından dolayı büyük olasılıkla kurulum esnasında altta bir malzeme vardı hatırlarsanız onu sıkarsak bu esneme olayı gidecektir yani onu sıkarsak biraz daha böyle bu esneme olayını durduracaktır ben çünkü kurulum esnasında biraz gevşetmiştim ondan dolayı bu esneme açısını yapıyor ama bunun mekanizmada olması benim için büyük bir avantaj olurdu ben bu koltukta o özelliği maalesef aradım koltuğa genel itibariyle bakacak olursak arkadaşlar oturduğum sünger kısmının diğer oturdum. Oyuncu koltuklara göre bir tık daha yumuşak olması beni cezbetti çünkü oturduğum zaman bacak kısımların falan gerçekten çok rahat ediyor. Bazı oyuncu koltukları çok sert. Bundan dolayı muzdarip oluyorum. Genel malzeme yapısının kaliteli olması bana uzun yıllar kullanabileceğim hissiyatını oluşturdu. Koltuğun kullanılabilir alanlarının kumaş olması gerçekten çok güzel. Telletme vesaire yaz gününde yapmayacaktır. Yine derin malzeme tabii ki kumaşa göre daha uzun ömürlü oluyor ama zaten x bu noktada arka kısımların arkadaşlar ve kullanılmayan kısımlarını deri yapmış. Bizim oturduğumuz kullanım alanlarını kumaş yapmış ve kaliteli bir kumaştan. İskelet mekanizması gerçekten çok sağlam. Benim gibi böyle ağır bir insanı bile çok rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Bu arada koltuk bildiğim kadarıyla 130 kiloya kadar taşıyabiliyor. Bence normalde siteye bu yazılmış bir şey ama bence daha ağır insanları da taşıyabilir. Çünkü genele baktığımız zaman malzeme kalitesi, amatör, koltuğun genel yapısı falan gerçekten benim için okey denilebilecek bir seviyede. Ben koltuğun linkini aşağı açıklamalar kısmına bıra bakacağım arkadaşlar. Bahsetmediğim bir şey kaldı mı bilmiyorum koltuk hakkında. Bence güzel, eğitici bir video olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu video içinde bayağı bir emek harcadım arkadaşlar. Onun için bir like'ınızı alırım. Ürünle alakalı yorumlarınız varsa da aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için YouTube kanalımızı, Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.